Bu sanal tarım ve hayvancılık makineleri fuarı 22-26 Haziran tarihinde gerçekleştirecek ve takdir edersiniz ki pandeminin başlangıcı bile çok yakın olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde oluşturulmuş bir fuar. Bu fuarı Ticaret Bakanlığı'nın himayelerinde Selçuk Üniversitesi yazılım tarafında aktif olarak rol alıyor. Makine İhracatçıları Birliği de ya da Türkiye'nin makinacıları da PR tarafında destek veriyor. Medya sponsorumuz Agro TV. Aynı zamanda kreatif çalışmalarımızı Prime Marketing yapıyor. Birazdan göreceğinizi. Bir takım sosyal medyalarda, sosyal medya sitelerinde bizim tanıtımlarımızı göreceksiniz. Önünüze çıkacak. Tarımla ilgilenen herkesin önüne çıkacak. Neden sanal fuar? Bu Türkiye'nin bir prestij projesi aslında. Çünkü ilk defa yerli ve milli yazılımla üç boyutlu bir deneyim yaşayacaksınız. Ya bir fuara girdiğinizde neler yaparsınız, nasıl yaşarsınız? Yani onu hayal edin. Onun aynısını burada deneyimlettirmeyi planladık sizlere. Bu fuarda bir kapıdan gireceksiniz yine. Standların aralarında gezeceksiniz. Beğendiğiniz standlarda duracaksınız. Pandemi döneminde etkin bir tanıtım olacağını düşündük böyle bir şeyin. Aynı zamanda fuarla eş zamanlı konferanslarımız olacak. Bu arada bizim sosyal medyada, LinkedIn, Instagram'da, Facebook'ta, sosyal medyada bir takım tanıtımlarımız olacak. Fuarda yapacağımız görüşmelerin, konferansların bir ön özetini size 10 Haziran'dan itibaren Instagram hesaplarımızda da birebir röportajlar halinde göreceksiniz. Bu yeni döneme bir hazırlık ve uyum süreci. Bu aslında bir şov. Çünkü bizim ne kadar hızlı olduğumuzu göreceksiniz. Böyle bir web sitesi önünüze çıktığında AgriVirtual'ın banner'ı gelecek. Fuarla ilgili tanıtım reklamı altta görüyorsunuz oynuyormuş. Onun üstüne tıklandığı zaman da agrivirtual.com.tr web sitemize yönlendireceksiniz. Bunun az evvel gördüğünüz görseli daha büyük bir şekilde oynatayım. Bu fuara özel logo tasarımı yapıldı Prime Ajans tarafından. Bu gördüğünüz çalışmalar da onlar tarafından yapıldı. Bu şekilde devam ediyoruz çalışmaya. Bu da bir başka cep telefonunda çıkan görüntü. Fuarla ilgili kısa bilgiye ulaşmak için cep telefonunuza gelecek olan sosyal medyada geçerken bu reklama tıkladığınızda bütün ziyaretçiler gidip görebilecekler. Tarım ve hayvancılık sanal fuarı hem İngilizce hem Türkçe olarak reklamları çeşitli mecralarda yayınlanacak. Web sitemiz şu anda Türkçe olarak yayına girdi. Bu hafta Cuma gününden itibaren İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak eksiğim kaldı mı hocam? Çok fazla dil olunca kafam da unutuyor yani karıştırıyorum ama siz zaten anlatırsınız. Başka dillerde de girecek. İkinci bir görselimiz, bu da sosyal medyada. Reklamlar da tamamen sanal ortamda yapılacak. Gerçek mecrada olmayacak reklamlar. Tamamı sanal ortamda yapılacak. Böyle bir fuarımız var. Aynı zamanda ben şunu durdurayım size. Aynı zamanda fuarın Agro TV üzerinden günlük belli saatlerde yayınının yapılmasını planlıyoruz. Yani cep telefonundan veya bilgisayarından erişemeyen izleyiciler için o sanal fuar deneyimini televizyon ekranından da yaşayabilecekleri bir deneyim yaşatacağız. Şimdi ben kendimi sessize alıp sözü hocama bırakacağım. Ve onun anlatımından bir fuar deneyimi yaşayacağız aslında. Biraz ben sorularla hocamı açıkçası biraz yönlendireyim ya da sorular sorayım istiyorum. Şimdi hocam bizim bu fuarın diğer fuarlardan farkı ne? Ben biliyorum ama dinleyicilerimize fuarın özelliğini biraz anlatır mısınız Tabii. lütfen? Şu anda sesim geliyor değil mi Seda Hanım? Geliyor hocam. Tamam.
Öncelikle şu anda bizleri izleyen tüm sanayicilerimizi, izleyicilerimizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii Sevda Hanım'ın da demin bahsetmiş olduğu gibi çok yoğun, 3 aylık yoğun bir süreç içerisinde Selçuk Üniversitesi olarak bir yazılım geliştirdik ve bununla ilgili... Hocam bir saniye, hocam bir saniye. Pınar Tunç Hanım ses yok diyor. Başka sesi alamayan var mıdır? Çünkü sesi duyuyoruz diyenler de var. Ses iyi diyorlar ama. Evet, ses iyi diyorlar. O zaman Pınar Hanım'ın sesini açmasını istiyoruz lütfen. Bizi daha iyi duyabilmek için. Buyurun hocam, sözünüzü böldüm. Tekrar özür diliyorum. Evet, burada tamamen bu fuarın farkını ifade ederken biz özellikle şunu vurguluyoruz. Selçuk Üniversitesi mühendis kadroları ile beraber yaklaşık 20-25 kişilik bir ekiple bu yazılımı geliştirmiş bulunmaktayız. Ancak bu geliştirilen sanal fuar yazılımı herhangi bir ulusal Türkiye'deki ya da uluslararası yurt dışındaki farklı bir yazılımın makyajlanarak veya değiştirilerek geliştirilmiş olan bir yazılım değil. Tamamıyla tüm kodları ile beraber sıfırdan yazılmış olan bir yazılım. Evet. Dolayısıyla bu yönüyle kesinlikle yerli ve milli bir yazılım olduğunu vurgulamak istiyorum. Diğer fuarlardan farkı nedir? Biz birazdan tabii fuarımızın en dışından hollerin içine varıncaya kadar göstereceğiz. Burada özellikle iç görüntülerde, standlarda, ürünlerde tamamını 3D 3D özellikle bir konsept düşündük. Mesela bir fuara girdiğinizde o fuarda örnek veriyorum o stand bir resim JPEG olarak işte oraya koyulmuş ve o JPEG resme tıkladığınızda işte çeşitli ürünlerin özelliklerini görebileceğimiz bir şey değil. Bizatihi standın etrafından, içinden gezilerek deneyimlenebilecek bir fuar olacak. Ve burada, buyurun Sevda Hanım. Yani hocam biz sanal gözlük de takıp aslında gezebilirdik bunu. Bunu da konuşuldu. Fakat sanal gözlük henüz çok yaygın olmadığı için yani 3 boyutlu bir deneyim de yaşayabilecek olsayız pandeminin ikinci dalgasını biz bunu sanal gözlüklü bile yaparız yani. İnşallah. Yani tabii hocam, bu ilk deneyim olacak. Türkiye için de aslında uluslararası çapta yapılan ve şunu da söyleyeyim. Dün akşam bu bilgiye ulaştım. Dünyada şu anda sanal fuar olarak tarım fuarcılığı hiç yapılmamış. Yani çeşitli kariyer fuarları falan yapılmış. Ancak tarım fuarı olarak bu sektöre ilişkin hiç fuar yapılmamış. Bu da tabii uluslararası bir boyutu olan ilk fuar olmuş olacak. Bu açıdan da önemli. Bunu vurgulamak istiyorum. Burada tabii önemsediğimiz konular şu. Demin sizin de söylediğiniz gibi bu pandemi sürecinde ulaşım kısıtlılıklarının olmasından dolayı, ticaretin tabii daralma eğilimine girmesinden dolayı hem ülke içerisinde hem ülke dışında üretimin azalmasından dolayı bu pazarların yeniden hareketlenebilmesi, dijital ortamda bu ticaretin sürdürülebilmesi için böyle bir yazılım geliştirildi. Ve biz bu süreci Makine İhracatçılar Birliği ile beraber yol aldık. Onu da ifade etmiş olayım. Peki hocam, hani şimdi fuara geldik. Sanal agrivirtual.com.tr'ye girdik. Orada tabii ki siteyi önceden inceledik diyelim. Sanal fuara giriş yapacağız. Yani bu biz mesela girerken fuara ya önceden davetiye gelir ya kayıt oluruz. Bu davetle mi olacak, kayıtla mı olacak? Nasıl bir şey yapacağız? Şöyle söyleyeyim. Bugün bir saat öncesine kadar web sayfamızı aktif hale getirmiştik. Şu anda ekran paylaşımın gözüküyor mu? Hayır, görünmüyor hocam. O zaman ekranımı da hemen paylaşıyorum. Şimdi görünüyor. Evet, şu anda gözüküyor değil mi? Evet, biz bu fuara özel tamamen isim hakkının ve burada gördüğümüz AgriVirtual logosunun markası, tescili tamamen MAİB'e ait olmak üzere, makine ihracatçılarına ait olmak üzere bu fuara özel bir web sayfası yaptık. İlk olarak tabii biz bu web sayfasını bugün öğlen itibariyle Türkçesini yayına aldık. Diğer dillerde İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça ve devamında Fransızca dillerinde 5-6 dilde, Türkçe dahil 6 dilde hizmet verecek bir fuar olacak. Bu anlamda da çok uluslu bir fuar olmuş olacak. Yani her kesime, dünyada pek çok kesime hitap eden bir fuar olmuş olacak.
Ve burada vatandaş, örnek veriyorum, bir sanayicimiz katılımcı olarak veya herhangi bir müşteri fuar web sitemizi ziyaret ettiğinde, tabii burada çeşitli işte başlıklar koyduk. Fuar hakkında ziyaretçilerle alakalı, katılımcılarımızla alakalı, basın, etkinlik ve iletişim bilgilerinin yer aldığı linkleri oluşturduk. İsterseniz ben burada artık bugün itibariyle aktif yayına aldığımız için web sayfasını, bu web sayfası üzerinden sizleri çok laf kalabalığı yapmayayım, yormayayım. Bunu bu toplantı sonrasında da inşallah şurada görmüş olduğunuz agrivirtual.com.tr adresinden detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Tabii bu web sitesi fuarın açılış tarihine kadar, 22 Haziran'a kadar değişik güncellemeler, geliştirmeler, ilaveler, ekleme çıkarmalar olacak. Buradan da fuara ilişkin pek çok bilgiyi edinebilirsiniz. Ancak ben şimdi fuar olayına girmek istiyorum. Demin Hocam, Sevda Hanım'ın... Şöyle bir şey. Şimdi ziyaretçi olmak isteyenler fuara gireceği gün ziyaretçi olmak butonunu tıklayacaklar sanırım. Katılımcı Tabii. olmak isteyenler bugünden itibaren yayınlayıp, tıklayıp sizinle evet, iletişime geçebilirler sanırım. Çünkü fuarın stand sözleşmelerini Selçuk Üniversitesi'nin bir birimi var. Onlar sizlerden iletişim bekliyorlar. Onlarla temas kurmanız halinde fuarda stand yeri, stand şartları hakkında detaylı bir, biz de anlatacağız burada tabii ama daha detaylı bilgi almak alabilirsiniz. Doğru. Diyelim hocam biz katıldık, başvurduk. Biz hemen katılım başvurum diye onu bir sonra anlatalım. Şimdi ben heyecanla fuara girmek istiyorum mesela. Doğru. Bu arada bu bir mizansen, biz hepsini biliyoruz, girdik arkadaşlar, onu da söyleyeyim yani. Bir daha girelim. Biz bir fuara girsek hocam. Evet. Şöyle, kişi geldi, katılımcı ya da ziyaretçi, öncelikle burada web ana sayfamız üzerinde direkt sanal fuara giriş butonumuz olacak. Bu butona tıkladığı zaman 22 Haziran itibariyle tabii tarihler arasında fuar açılacağı için o tarihte artık fuarın içerisine girmiş olacak. Tabii şu anda biz burayı kapattık, ancak buraya tıkladığımızı ve içeriye girdiğimizi varsayarsak, bizim karşımıza şurada sanal fuara girişe tıkladıktan sonra şöyle bir ekran çıkacak. Gösteriyorum. Evet, şöyle bir fuar binamız olmuş olacaktı. Nasıl ki fiziki bir fuarda ziyaretçiler bir fuar binasına öncelikle gider, orada binanın içerisine işte giriş yapar ve içeriye girdikten sonra bir kendisini karşılayan bir fuaye alanı olur ve o fuaye alanını geçtikten sonra da artık hole girmiş olur. Şöyle, öncelikle bu videoyu hiç kesmeden bir izleteyim size, ondan sonra videonun üzerinde konuşmaya devam edelim inşallah. Tamam. Tabii şu anda kesik kesik geliyor ama gerçek deneyimde bunlar dolayı kesintili değil. Paylaşımdan dolayı. Ve de hollere gidiyoruz herhalde, değil mi evet, hocam? Aynen. Yani şöyle, şimdi video üzerinden tekrardan şey yapayım hızlıca. Bir kişi o fuara giriş tuşuna bastığı zaman, içeriye öncelikle fuara girmeden önce sanki kendisini fiziki bir fuarda, işte bir fuar binasına gidiyormuşçasına, ondan sonra fuar binasının kapısından içeriye girdikten sonra onları karşılayan bir işte fuaye alanımız olacak. Çeşitli işte orada danışma masaları varmış gibi, insanlar orada danışıyormuş gibi veya oturdukları, dinlendikleri alanlar olacak. Ve yine burada bir tarım fuarına girdiğimiz için işte traktör objesini buraya yerleştirmiş olduk. Ve içeride yine registration gibi, böyle bir danışma kayıt masası gibi bir masa varmış gibi. Bu tamamen video ve bu video o giriş tuşuna bastığımızda oynamaya başlayacak. 30-35 saniyelik bir video bu. Ve kişi bu video artık fuaye alanını geçtikten sonra
artık holün kapısına girdiğinde karşısına şöyle yine bizim AgriVirtual fuar adımızı gösteren logomuz çıkacak ve bunun altında da şurada da hole girin şeklinde bir yine butonumuz olacak. Ona tıkladığımız zaman da artık hole girmiş olacağız. Şimdi burada da şöyle ifade edeyim. İkinci bir video olarak yine deneyim videosunun başına koyduk. Şu anda bu kapıdan içeriye girdikten sonra içeride bizi ne bekliyor? İçeride neler var? Standlar nasıl? Ondan sonra içeriği nasıl gezebileceğiz? Onu gösteren, anlatan bir video ve bu videomuzu biz tabii daha da geliştireceğiz. Yani şu anda biz 3.50 saniyelik bir video. Daha da geliştirerek yeni versiyonlarını web sayfamıza yine yüklemiş olacağız. Evet, şurada videomuzu öncelikle başlatıyorum. Burada o kapıdan girince bizim karşımıza bu logo çıkıyordu demiştik ve fuara girin diye burada da tekrar tıkladıktan sonra bizim karşımıza şöyle bir alan gelmiş olacak. Bu alan nedir? Şu sol tarafta gördüğünüz tarafta hollerimizin listesi olacak. Hol 1, hol 2, hol 3 şeklinde ve burada bu fuara katılmış olan firmaların ürettikleri ürünlere göre bir kategori yaptık. İşte traktör ve tarım makineleri yan sanayi. Hol 1 için düşündük. Ve burada kişi hol 1'e tıkladığı zaman şu yan tarafta şöyle az ilerletelim. Yan tarafta bu hol 1 içerisinde yer alan firmalarımızın logoları burada yer almış olacak. Bir kişi ben fuara girdim ve bu fuarda ben direkt gideceğim firmayı biliyorum. X tarım makineleri firmasına gideceğim. Onun logosu buradaysa direkt onun logosunun üzerine tıklamak suretiyle direkt o firmanın standına gidebilecek, ürünlerini inceleyebilecek ve orada o firmadaki yetkililerle görüşmeler yapabilecek. Tabii yani burada serbest dolaşım yapmadan daha kısıtlı zamanda belli yeri ziyaret etmek isteyenler serbest dolaşmadan doğrudan da gidebilecek ama serbest de gezebilecek değil mi hocam? Tabii şimdi oraya geliyorum. Tabii yani bu şöyle yani bir müşteri vardır. Direkt bildiği bir firma vardır ve o firmanın standına direkt olarak gitmek istiyorsa fuar alanını gezmeden onun logosuna tıklayarak onun standına gitmiş olacak. Bunu biz kolaylık sağlamak adına yaptık. Bunun haricinde şurada yukarıda görmüş olduğunuz gibi firma, ürün, kategori gibi aramak istediğiniz anahtar kelimeleri giriniz. Mesela ben bir müşteriyim. Oraya örnek veriyorum şu anda atıyorum. Pulluk yazdım. Veya işte gübre dağıtım aracı yazdım. Makinesi yazdım. Buraya bunu ben yazdığım zaman enter'a bastığımda bu ürünleri buraya yazmış olduğum ürün neyse o ürünleri üreten firmaların aşağıda logoları çıkmış olacak ve sadece o ürünü veren firmalar, sergileyen firmalara seçim yapabilecek, o firmaları karşılaştırabilecek, ürünlerini karşılaştırabilecek gibi bir imkan sağlamış olduk burada. Şöyle devam ediyorum. Evet bakın traktör yazmış mesela. Traktörü enter'a bastığımız zaman burada logoları ne yapmış olacak? Çıkmış olacak ve orada o traktörü üreten kaç firma varsa bizim fuarımıza katılan o firmaların logoları burada yer almış olacak, ziyaret etmiş olacak. Veya tüm bunların dışında kişi birinci hole geldi. Dedi ki ben şu birinci hole bir gezeyim bakalım ne var içeride. Herhangi bir firmanın standına da direkt gitmedi. Direkt buradan holü seçip aşağıdan da buraya gelip hol 1'e giriş tuşuna bastığı zaman, linkine bastığı zaman kişiyi otomatikmen biz holün içerisine böyle atmış olacağız. Ve karşımızda bizim gördüğünüz gibi buraya yerleştirilmiş olan standlarımız var. Ve bu standlar şu anda boş. Örnek veriyorum şu solda gördüğümüz stand. Şu anda bu standın belki X firması bunu kiraladığında şuraya 3D 3D eğer varsa kendilerinde varsa 3D 3D traktörünü, pulluğunu, ne bileyim bir motor üretiyordur motorunu buraya koymak suretiyle biz buraya bunların üzerine de info, i işaretleri koyacağız. Ve o i işaretlerine tıklandığında o ürünün, üretilen ürünün, sergilenen ürünün teknik özelliklerini bize verecek. Varsa o ürünle ilgili ürün tanıtım videosu varsa onu vermiş olacak gibi
özellikleri barındıracağız burada. Yani devamında standın önüne gittiğimizde stand görevlisinin kartvizitini alabileceğiz, kataloglarına bakacağız. Kataloglarını indirebilecek miyiz istersek? Aynen, indirebileceğiz. Şimdi onu birazdan stand bazlı anlatımda da söyleyeceğim. Şimdi genel olarak holi anlatacağım. Burada videolarını da izleyebileceğiz. Tabii, aynen. Şimdi burada bizim tabii kullanıcılar için, ziyaretçiler için kolaylık sağlamak adına biz ziyaretçilerimize 3 boyutlu sanal fuarı şöyle şu şekilde bilgisayar ortamından, örnek veriyorum, kişi bilgisayar ortamından girmişse her açıdan bu fuarı görüntüleyebilecek, çevirebilecek. Eğer bildiği, gördüğü direkt bir firma varsa onun üzerinde şurada girişler olacak. Oraya tıkladığı zaman o firmanın standına direkt olarak içine girmiş olacak ve orada incelemelerine başlamış olacak. Burada tabii şunu diyebilirsiniz, acaba holde dizilim, sıralama bu şekilde mi olacak? Hayır, biz şu anda bunlar tamamen boş standlar ve bizim tasarlamış olduğumuz 6 çeşit standlar ve bu 6 çeşit standı biz bu şekilde serpiştirdik. Bu hollerin dizilimleri tamamen firmalardan gelen talebe göre, sayıya göre şekillenecek ve yine firmaların seçmiş olduğu stand tiplerine göre de biz bir ayarlama yapacağız. Yani görsel olarak da bir zarafet olması lazım. Görsel olarak da güzel gözükmesi lazım. Bunu ilerleyen zamanda firmalar katılımları sağladıkça şekillendirmiş olacağız diyoruz. Yine şöyle devam ediyoruz. Her açıdan görülebilir, gezilebilir sanal fuar ve biz burada bu standlarımızın arasında da şu şekilde ilerleyebileceğiz. Aralarında gezebileceğiz. Aralarında gezerken atıyorum X firmasının önüne geldik. O X firmasının önüne geldiğimizde onun işte şu girişte örnek veriyorum şurada, yani burada YÖK var ama burada tabii bunlar kaldırılacak. Buraya tıkladığı zaman fuar alanının stand alanının içine girilmiş olacak. Evet, burada diyelim biz şu anda şu önümüzdeki şu standın içine girdiğimizi düşünelim. Örnek veriyorum. Bu standın içine girdiğimizde özellikle firmalarımız standı seçtikten sonra 6 çeşit stand var. Bu standı seçtikten sonra tamamen firmalarımızın isteklerine göre özel olarak standı giydirebileceğiz. İşte örnek veriyorum. Şurada benim tanıtım filmim olsun. Orada devamlı dönsün. Tıklandığında izlensin. İşte şuraya ben işte firmamın bir afişini giydirmek istiyorum. Veya işte şu ortaya bir şu ışıklı LED tabela gibi atıyorum şu anda. Onun gibi bir şey koymak istiyorum. Orada ürünlerim benim dönsün. İnsanlar bilgi alsın. İçeride mesela iç alanda şu anda boş gibi gözüküyor. Mesela şuraya örnek veriyorum firma bir motor üretmiştir. Motorumu ben koymak istiyorum. Veya pulluğum var. 3D pulluğumu buraya yerleştirmek istiyorum diyebilir. Tamamen bunların iç dizaynını, tasarımını firmalarla yapacağımız görüşmeye göre şekillendirmiş olacağız. Mesela burada ne yapmışız? Tabii Selçuk Üniversitesi olduğumuz için biz kendi şeyimizi koymuşuz. Burada üst tarafta bir televizyon koymuşuz ve buraya televizyonun üzerinde bir info işareti olacak. Buraya tıklandığı zaman bizim tanıtım filmimiz dönecek. İngilizce tanıtım filmimiz dönecek gibi. Şöyle her açıdan tabii görebiliyoruz. Burada 6 çeşit standımız var dedik. Her standımızın stand özellikleri birbirinden farklı. 1000 liralık, 3000 liralık ve 5000 lira şeklinde kategorize etmiş olduğumuz standlar var. Şimdi bu videodan sonra ben size o videolar üzerinden, görseller üzerinden örneklendirmek istiyorum. Standlarımızı ayrı ayrı göstermek istiyorum. Yani burada sadece bir standımız var. Onların üzerinden de ben genel özelliklerini size anlatmış olayım. Bu tabii bizim deneyim videomuz. Yani Bir de ilave olacak hocam benim. Bir de ilave mi olacak? Şimdi standın önüne gittiniz, kataloğuna baktınız, kartvizitinizi bıraktınız, kartvizit aldınız, videosunu izlediniz. Ama aklınıza bir soru takıldı. Online olarak stand görevlisine WhatsApp üzerinden mesaj gönderip yazışarak veya görüntülü seçenekle görüşerek birebir görüşme imkanı sağlayacağız.
Buna ilave Doğru. olarak diyelim gerçekten fuarda da şöyle oluyor. Mesela ben görüşme yaparken ikinci bir kişi daha geliyor. Ben de görüşmek istiyorum diye. İsterseniz müşteri Evet. mahremiyetim deyip onu 15 dakika sonra randevu verip bir sonraki slota kaydırabilirsiniz. Ya da hemen diğer müşterinizin yanına kabul edip Ali'yi tanıyorsun bak Veli de gelmiş deyip orada üçlü bir sohbetle yapabilecek konuma gelebileceksiniz. Böylece anında canlı olarak görüşmelerinizi de gerçekleştirebileceksiniz fuarda. Aynen. Şimdi bizim şurada hemen bu konulara ilişkin söyleyeyim. 6 çeşit standımızın olduğunu söyledik. Burada örnek veriyorum. Diyelim 6. standımızı açtık. Bu 6 no'lu standımızda bizim standımızın çeşitli açılardan görsellerini koyduk ve bu görsellerin hemen altına şöyle standın özelliklerini yazdık. Neymiş bu standın özellikleri? Katılımcı firmanın şirket bilgileri yer alacak. Ürün fotoğrafları ve bilgileri yer alacak. Ürün katalogları ve broşürleri varsa, tabii bunların tamamı elektronik ortamda yer alacak. Yine yerleştireceğimiz TV ekranlarına kurumsal tanıtım videoları ya da ürün tanıtım videoları da olabilir. Bir ürünü tanıtıcı video. Kartvizitlik oluşturacağız. Bir iletişim formu ve yine 3D ürünleri sergileme. 3 adet ürününü 3D 3D olarak sergileyebileceğiz. Bu ne kadarlık bir stand? Mesela 5.000 liralık bir stand olarak bunu tasarladık. Örnek veriyorum, bu 5.000 liralık standdan 2 çeşit yaptık. Yani kişiler dedik, en azından bu bedelle 2 tane tercih yapabilme imkanı olsun dedik. Mesela bir de şöyle bir standımız var. Standımızda yine bedel olarak aynı özellikleri barındırıyor. Buraya baktığımız zaman aynı özellikler burada da var. Şu şekilde mesela reklam alanları da oluşturabiliyoruz. Yani firma derse ki ben şurada bir tane reklam alanı istiyorum. Biz bunu yerleştirebiliyoruz. Bu noktada sorun yok. Bu tamamen boş bir standın görüntüsü. Onu öncelikle ifade etmiş olayım. Yine bunun haricinde şöyle 3.000 TL'lik dediğimiz bir standımız var ve burada ne var? Bu standın tek eksiği diğer standta 3D 3D ürünleri koyma imkanı burada vermiyoruz. Burada sadece ürünlerin fotoğrafları, katılımcı şirket bilgileri, ürün katalogları, broşürleri ve kurumsal tanıtım videoları, buraya ürün tanıtım videolarını da ekleyebileceğiz. Kartvizitlik oluşturma ve iletişim formu şeklinde özellikleri barındırmış olacak. Yine burada bir başka standımız var aynı bedelde. Yani burada biz 1.000 liralık, 3.000 liralık ve 5.000 liralık ikişer tane alternatifli stand yaptık. Kişi 3.000 liraya iki tane tercih yapma hakkı olmuş olacak diyoruz. Ve hocam Burada şöyle de özetleyebiliriz. 1.000 liralık stand alırsanız kataloglarınız, kartvizitleriniz ve görselinizi koyabiliyoruz. oraya geliyorum zaten. Evet. 3.000 liralık stand alırsak bunlara ilaveten video koyabiliyoruz. Video hem şirket tanıtımı olabilir, ürün tanıtımı olabilir. Her televizyona ayrı video görüntüleri de koyabilir miyiz mesela? Tabii yani mesela biz burada örnek veriyorum, bu 1.000 liralık bir stand. Çeşitli açılardan koymuşuz. Yani bu arada şunu da baştan ifade edeyim. Burada görmüş olduğumuz bu standın rengi sizin bu renk olacak diye bir şey yok. Firmanızın kendi kurumsal bir rengi vardır veya logonuza yakın devamlı kullandığınız bir renk vardır. Biz o renge göre yerleştirme yapabilir, değiştirmeler yapabileceğiz. Onu söyleyeyim. Yani firmamız bize şunu diyebilir. Bu tabii 1.000 liralık stand ama mesela ya ben bu standta işte tanıtım filmimi buraya koymak istiyorum. Bir de benim ürünlerim var. O ürünlerimin videolarını da hazırladık. Biz işte şuraya da bir televizyon koyalım. Atıyorum şu anda. Yani Ama olmaz 1.000 liralık stand bu. 3.000 liralık stand alması lazım oraya. Çünkü tabii yani video o koyunca 3.000 liralık3.000 liralık için. stand Evet, oluyor. 3.000 liralık için. Yani burada sadece fotoğraf ne varmış Evet. ki? Katılımcı şirket bilgileri, ürün fotoğrafları ve bilgileri, ürün katalogları ve broşürleri ve kartvizitlik oluşturma imkanı varmış. Ha, şimdi şuraya gelelim. Aşağıya şuraya hiç değinmedim deminden beri. Hep özellikleri üzerinde bulundum. 1.000 liralık standlarda dediğim gibi şu özellikleri barındıracak. 3.000 liralık standlarımızda videolar da eklenebilecek. Ama ürün videoları, ama tanıtım videoları firmanın. 5.000 liralık standlarda da 3D, 3D döndürülebilir görsellerini de ürünlerini de koyup sergileme imkanı olmuş olacak. Ancak biz
tüm firmalı şeylerimizde, standlarımızda şu aşağıda yakınlaştırarak gösteriyorum. Aşağıdaki VIP, WhatsApp ve benzeri iletişim kanallarıyla anlık mesajlaşma imkanı tüm standlarımızda olacak. Yani kişi 1000 liralık da alsa, 5000 liralık da alsa VIP, bunların dışında VIP bir stand da yaptırmış olsa bu mesajlaşma imkanı olacak. Orada tabii önemli olan şey şu. Biz X firmasına örnek veriyorum şu standı tasarlıyoruz. Tasarlarken o X firmamızdaki görevli kişiyi biz bileceğiz. O görevli kişiye veya firmanın bize vermiş olduğu telefon numarası olacak. Bir WhatsApp telefon numarası. Hatta biz burada şunu da yapacağız. Sadece bir telefon değil. Örnek veriyorum Sevda Hanım, sizden örnek veriyorum. Sevda Hanım'ın firması katılıyor. Sevda Hanım bu iş için gelen müşterileri veya ziyaretçileri bilgilendirmesi için 3 kişi görevlendirdi. 3 tane hat girebiliriz buraya. 3 tane numara girebiliriz. Oradan mesajlar atabilirler. Yine bunun haricinde ziyaretçilerle firmalarımızın görüşme, görüntülü görüşme yapabilmeleri için Zoom, Skype, Cisco Webex ve benzeri video konferans programlarıyla görüntülü görüşme imkanı olacak. Burada da biz şunu dayatmayacağız. Mesela biz sanal fuar gerçekleştiriyoruz, tarım fuarı. Herkese şunu demeyeceğiz. Yani herkes Zoom'u kullanacak. İşte herkes Skype'den girmek zorunda gibi bir zorunluluğa sokmayacağız. X firması bize ben Zoom üzerinden görüşmelerimi yapıyorum derse Zoom üzerinden tanımlayacağız. Y firması ben Webex'i, Skype'i kullanıyorum derse onun standına gelindiğinde, tıklandığında Skype üzerinden bağlantıyı, görüntülü görüşmeyi yapmış olacak. Burada şöyle bir ayrım var. Mesela demin Sevda Hanım'ın dediği gibi fiziki bir fuarda işte ben firma yetkilisiyim. Standımın başındayım. Bir müşteri geldi. Bir ziyaretçi geldi. Onunla konuşuyorum. Sorular soruyor, cevaplıyorum. O arada da benim o görüşmeme dışarıdan bir üçüncü şahıs geldi. Onlar da başladılar beni dinlemeye. Dinlerken bana soru da sormaya başladı. Eğer bunu isterse firma, biz bunu o görüşme, görüntülü görüşme esnasında diğer o fuarı o anda ziyaret eden kişiler katılmak istiyorlarsa onları da dahil edeceğiz. Ya da firmamız bize derse ki ya ben birisiyle görüşürken kardeşim onunla kimse bölmesin, görüşmemi yapayım. Bir de sonradan gelen, o yandan gelen diğer kişinin ben işte gerçek bir alıcı mı? Yani tabir yerindeyse gerekli, gereksiz bir adam mı? Kim olduğunu bilmiyorum. Beni meşgul mü edecek? Dolayısıyla bundan dolayı yani ona gerek yok. Ben sonra kendisine geri dönüş yapayım. Bana talepte bulunsun iletişim formundan. İşte ben şu ürünle ilgili görüşmek istiyorum diye bilgilerini atsın. Ben dönüş yapayım. Bu imkan da var. Bunu söyleyelim. Bir de tüm bu standlarımızı 1000 liralık, 3000 liralık ve 5000 liralık bu 6 standımızı ve bunların haricinde bir A firması dedi ki ben VIP bir stand istiyorum, farklı bir tasarım istiyorum, onu bana tasarlayın derse o standlar da dahil tüm standları 360 derece dönecek şekilde 3D görüntüleme imkanı da sağlıyoruz. Bu ama özellikler VIP standların fiyatı belli değil. Müşterinin talebine göre değerlendiriliyor. Tabii talebe göre evet. Standart dışı olduğu için. Evet, aynen öyle. Standart dışı olduğu için burada tabii ama şeyi ifade etmek adına diyorum. Yani bu genel özellikler tüm şeylerde var. Ne derler? Standlarımızda olacak. Tek fark orada mesela sergilenecek olan ürünlerin sayısında 3D görüntüleme, videolarını da koyma gibi ilave şeyler istediklerinde bu değişiklik gösterebilecek. Bununla ilgili de bu süreçle ilgili de firmalarımız bize çeşitli kanallardan ulaşabilir. Biri yani bu işin koordinasyonunu beraber yaptığımız Makine İhracatçılar Birliği, yine destekçi olan Tarmak bir çeşitli tanıtım faaliyetleri, PR çalışmaları sürecek. O çalışmalar üzerinden biz bir proje satış ve pazarlama ofisi oluşturduk. Üniversitemiz Teknokent bünyesinde. Şu anda burada bulunan personellerimiz firmalarımızın mail yoluyla, telefon yoluyla veya çeşitli yollarla bizlere ulaşan firmalarınla görüşmeleri yapıp onların tercih etmiş olduğu stand hangisi ise biz 3 günlük bir süre vereceğiz. Yani örnek veriyorum X firması şu standı
Evet, bu standı seçtiyse, bu standın özellikleri neyse bize eğer katalog göndermek istiyorsa PDF formatında muhakkak fiziki bir şey istemiyoruz. Örnek veriyorum, ürün fotoğrafları varsa bize JPEG formatında göndermesi lazım. Veya işte TV ekranlarında işte tanıtım videolarım dönsün diyorsa MP4 formatında göndermeleri lazım. Ve bunun haricinde 3D, 3D ürünleri varsa bu firmalarımızın çalışmış olduğu yerlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyorlarmış. Bizim bu iş için bu stand tasarımlarını yapacak olan ekibimiz ilgili firmanın bize bildireceği kişiyle, oradaki kontak kişisiyle irtibat sağlayarak o 3D, 3D görseli alıyoruz ve biz onun boyutunu küçültmek suretiyle ama özel şeylerini bozmadan tabii oradaki görselliğini ve özelliğini kaybetmeyecek şekilde uyumlaştırarak burada 3D görüntülü ürünleri de sergileme imkanımız olmuş olacak diye ifade edebilirim şu anda. Evet, hocam gerçekten değişik bir deneyim yaşayacağız. Bu standların detaylı bilgilerine web sayfamızda stand çeşitleri diye bir ikon var. Burada tabii küçük görünüyor, hızlı şurada olduğu için takip edemiyor olabilirsiniz. Oradan da girip bu çeşitleri görebilirsiniz. Evet, katılımcılar linkinin aşağıya hemen altında. Aşağıya inerseniz hocam, ana sayfada da ikonumuz var ya stand çeşitleri diye aşağıya inerseniz. Evet evet, onu göstereyim. Yani bir burada katılımcılar linkinin altında var. Bir de ayrıca şöyle web sayfamızın orta kısmında şöyle stand çeşitleri diye bir link koyduk. Buraya tıkladığımız zaman otomatikmen demin sizlere arz etmiş olduğum bu görüntüler ve özellikleri yer almış olacak. Ve bunların üzerinde de 360 derece çevirme imkanı. Mesela kişi bu standı nasıl oluyormuş? Buraya tıkladığı zaman şu anda bakın çeşitli açılardan bu standı görmüş olacağız. Peki şimdi ben bir yavaş yavaş soruları da size aktaracağım. Bir yandan fondan da sorular geliyor. Biz reklam vermek istesek veya sponsor olmak istesek bu konuda da sanırım hazırlıklarınız var. Değil mi hocam? Evet, evet var. Şöyle bizim o zaman reklam alanlarımızı şöyle bir göstereyim hızlıca. Şu deneyim videosunun üzerinden göstermek istiyorum. Şimdi biz bu fuar alanına girdiğimiz zaman, evet, gördüğünüz gibi fuarı biz çeşitli açılardan şu anda duvarlarını görmüş bulunuyoruz. Burada sadece Selçuk Üniversitesi, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye'nin makinacıları logolarının bulunmuş olduğu şu alan hariç olmak üzere, burada şu yan taraflarda, örnek veriyorum şu alanda, ve alt gerekirse şu camlı alanlara ve üst alanlara reklam alanları olarak düşünüyoruz. Burada firmalarımız, ben işte şu standı aldım X firması olarak ama bir de reklamım olsun, şurada reklamımı da koymak istiyorum dediğinde böyle bir reklam imkanımız da var. Tabii bunlarla ilgili biz bir çalışma yaptık, fiyat çalışması yaptık. Ancak bu tabii web sayfamızda şöyle tekrardan geliyorum. Katılımcı reklam ve sponsorluk alanına girdiğimizde burada reklam talep formu ve sponsorluk talep formları oluşturduk. Sizler de bu toplantının sonunda bunları inceleyebilirsiniz. Buradan bizlere iletmiş olduğunuz şu sanalfuar@selcuk.edu.tr adresine iletmiş olduğunuz bu formlar üzerinden bizler size geri dönüş yapacağız ve sizlerle beraber bu reklam alanlarını ve sponsorluklarla ilgili detayları görüşerek yine bunu karşılıklı karar vereceğiz talebimize göre. Evet, şu alanlarda gördüğünüz gibi tabii burada şöyle bir durum var. Bu örnek olan bir hol. Bunun gibi firma katılımcı firma sayısına göre değişecek. Şu anda 5 hol planladık. 5 tane holümüz bulunuyor. Dolayısıyla bu 5 holde de reklam verme imkanımız olmuş olacak diye söyleyebilirim. Yine burada şu yerde mesela şu fuar alanının şu kısımlarında yerel verilen reklamlar olabiliyor. Buralara reklam alanları giydirebiliriz ya da şu şekilde LED, şöyle daha yakından gösterebilirsem, şu şekilde LED ekranlar oluşturmak suretiyle de yine şu yan taraflarda reklam alanları oluşturabiliriz diyorum.
Pardon, sesim kapalıymış. Bunun için de yine sizinle iletişime geçebilirler. Tabii yani biz orada reklam ve sponsorlukla ilgili şeyi web sayfamıza koyduk ancak burada detay vermedik. Çünkü biz bunu firmalarımızla olmak isteyen, sponsor olmak isteyen firmalarımızla görüşerek karşılıklı olarak belirleyeceğiz. Anladım. Burada hocam, sadece talep formlarını yükledik. Biz bu talep formlarını elektronik ortamda bize atarlarsa biz de kendilerine geri dönüş yaparız. Anladım. Şimdi ben yavaş yavaş buradaki sorulara da gideyim. Çünkü sizin anlatacaklarınız tamamlandı sanırım. Değil mi hocam? Evet, ama farklı teknik varsa yine tabii, cevaplamaya sorular geliyor. Ziyaretçinin giriş yapabilmesi için şartları ne olacak demiş Gökhan Bey. Hiçbir şart yok Gökhan Bey. Adınızın olması, iletişim. İsterseniz hocam bir ziyaretçi olmak istiyorum. Linkini bir tıklar mısınız? Ne sorulacağını görsek. Ziyaretçi olmak istiyorum. Tıkladığımız zaman çok detaylı sorularımız yok. Burada isim, soy isim, firma adı, görevi, web sayfası, telefon ve e-posta bilgilerini girdikten sonra ve kişisel verilerin korunmasını metnini onayladıktan sonra gönderiyorlar ve bu şekilde giriş yapabiliyorlar. Hocam çiftçinin web sayfası yok. Çiftçinin firması da yok. Sadece adını ve iletişim bilgisinin birini yazması yeterli mi? Yani zorunlu alan var mı burada? Biz şöyle o zorunlu alanları biz belirliyoruz, belirleyebiliriz. Ad, soyad bilgileriyle telefon ve e-posta bilgilerini biz zorunlu alan olarak belirleyeceğiz ve bu bize bu fuarın sonunda tabii bir raporlama aşamasında gerekecek. Dolayısıyla bu formun doldurulmasını zorunlu tuttuk. Evet. Yani öyle detaylı herhangi bir dönüş için şifre gir vesaire yok. Artı aynı yok. IP'den birkaç kez girerseniz, mesela bugün girdiniz, yarın bir daha girmek istiyorsunuz cep telefonunuzdan, tekrar kayıt olmanıza da gerek kalmayacak. Hayır, kalmayacak, ama biz o kişinin o IP'den girdiği için o kişiyi kaç defa girdiğini, hangi standları ziyaret ettiğini, hangi standlarda ne kadar süreyle kaldığını bunları raporlamalarımızda vereceğiz. Her firmanın kendisine vereceksiniz kendisiyle ilgili raporları. Şöyle, şu anda biz bu şeyle ilgili raporlarımızı sadece bu işin partneri olan, yani destekleyen, himaye eden bakanlığa paylaşacağız. Bakanlığın izniyle sizinle paylaşacağız. Firmalarımıza bunu sizlerden talep etmekleri suretiyle olabilir. Yani biz dışarıya bunu paylaşmayacağız açıkçası. Anladım, anladım. Hı. Yani üçüncü şey, bana gelen ziyaretçi de bir başkası görmeyecek. Evet, aynen öyle. Anladım. Hocam, üç boyutlu modelleme... Farklı şeylere de sebep olabilir. Yani doğru, farklı anlaşılmalara meydan verebilir. O yüzden biz o noktada şey yapmadık. Biz şöyle bir durum var. Yani bu tamamen düzenlenecek olan fuarın konseptiyle alakalı. Mesela biz şunu yapabilirdik. Bu fuara işte kişi bu bilgileri doldursun. Telefonunu da işte bu bilgileri de girecek ve telefonundan ben o kişi giren kişinin gerçek kişi olup olmadığını görmek istiyorum. Telefon onayı da yapabilirdik, yapmadık. Hani girişi daha serbest tutalım. İşte e-posta onayı alabilirdik, biz bunu da yapmadık. Ama bunlar da yapılabilir mi? Yapılabilir. Hocam, bu fuarda benim ilave etmek istediğim bir şey var. Sanal bir fuarda yaşadığınız deneyimlerden bir tanesi de bir açılış törenidir. 22 Haziran Sayın Bakan'ın uygun gördüğü bir saatte bakanımızla beraber bir açılış yapmayı planlıyoruz inşallah bu standa, bu fuara. Bir soru, şöyle bir soru var. 3 boyutlu modelleme, 5000 liralık standlarda 3 boyutlu modelleme. Peki 3 boyut modellemesi olmayan ürünler için bir çözüm öneriniz var mı diye soru soruyorlar. Buna ben birinci çözüm önerim 2 boyutlu 3000 liralık standla girmeniz. İkinci önerim 3 boyutlu modelleme yaptırmanız. Bu konuda sizin Teknokent firmalarından destek alabilirler mi? Bu konuda siz yardımcı oluyor musunuz? Bir de onu sorayım. Şöyle, bizim kendi ajansımız var. Biz esasında bu ajans vasıtasıyla yapabiliyoruz bunları. Ancak tabii burada bugün 2 Haziran ve 22 Haziran'da fuar açılacak. 20 günlük bir süreç var. Bu süreçte zaten standları tasarlarken firmalarımızla yoğun görüşmelerimiz olacak. Dolayısıyla biz bu kısma bu anlamda sorumluluk almıyoruz. Ancak şunu yapabiliriz. Firmamız derse ki benim 3D modellemeye ihtiyacım var. Biz bizim ajansımıza üniversite bünyesinde olduğu için yönlendirebiliriz. Orada bunu çalıştırabilirler, yaptırabilirler. Ama orada bir taahhüt, biz bunu da yaparız demiyoruz.
süre uzun olsa yaparız da derdik yalnız. Onu da söyleyeyim. Ali Uğur Musaak sormuş. İkili iş görüşmeleri. Onu açıkladığımızı düşünüyorum. Skype üstünden, WhatsApp üstünden, Zoom üstünden, Cisco Webex, kim ne isterse, isterse olmadan, isterse olarak zaten bunun yapılabileceğini açıkladık. Bilindiği üzere en çok konuşulan ve hedef pazarlarımızda yer alan bazı ülkeler için İspanyolca dil de eklenmelidir diyor. Hocam valla yetişirse bilmiyorum. Onu size söylüyorum. Biz şu anda bakanlık bizi Türkçe dahil 4 dilde dediler. İngilizce, Almanca, Türkçe, bir de Arapça mıydı? Arapçaydı galiba. Biz buraya tabii Rusçayı ve Fransızcayı da ekledik. İspanyolca ile ilgili şu an için bir şey diyemem. Anladım. Yani ama bir sonraki diyemem. Seferler için aklımızda bulunsun diye söyleyeyim. Evet. Mehmet Dükkancı Bey, kendi standımızı tasarlatmak istersek ne yapmamız gerekiyor? O zaman VIP stand oluyor. Fuardaki iletişim ofisiyle kontak kuruyorsunuz. Zaten kayıt olmak için kontak kuracaksınız, katılımcı olmak için. O arada biz özel stand dizayn ettirmek istiyoruz diyorsunuz. Taleplerinizi bildiriyorsunuz. Onlar size özel stand belirliyorlar. Leyla Aydemir Hanım, evet. Değil burada şöyle bir şey var. Web sayfamızda, web ana sayfası üzerinden bugün itibariyle yayına geçtiği için iletişim kısmına geldiğimizde bizim şurada şu anda dahililer bağlandı. 5 kişi telefonlarla karşılıyor olacak. 262-0002 numarası üzerinden irtibata geçebilirsiniz. Burada tabii ben reklam ve sponsorluklar noktasında kendi diğer ofis numaramı da koydum. Buradan da yine ulaşım sağlanabilir. Ya da faks üzerinden faks çekilerek de biz sizlere geri dönüş yapabiliriz. Ya da mail atabilirsiniz. Bu fuarla ilgili duyuru gördüğünüz her yerde zaten bu iletişim bilgilerini de zannediyorum paylaşıyoruz, değil mi Sevda Hanım? Evet, evet. Yani zaten tabii şu sirkülerimiz de var. Web sayfasındaki sirkülere de tıklarlarsa oradan da iletişim bilgileri var ama artık web sayfamızda da var. En fazla 3 farklı ürün koyabiliyoruz diye soru sormuş Leyla Aydemir Hanım. Leyla Hanım, ne kadar para o kadar ürün valla. Çünkü standartta 3 ürün koyabiliyoruz ama ben eminim ben 5 ürün koyacağım, VIP stand yapacağım deyince de hayır demezler. Bununla ilgili şöyle, biz buna sınır koymak zorundaydık. Çünkü şimdi firmalarımızın 10 tane, 20 tane ürünü de olabilir. Yani biz bunların hepsini koyamayız. Böyle bir imkan yok. Sınır koymak zorundaydık. Ancak benim özellikle sergilemek istediğim 5 tane ürünüm var. Bu işin de olmasını istiyorum derse yine onu ayrıca ücretlendirmek durumundayız. Evet. Bir başka soru, en fazla kaç hat tanımlanabilir? 3'ten fazla olabilir mi bu standları ziyaret ettiğimizde? Olur. O noktada bir engel yok. O noktada bir engel yok. Yani orada dahil... önemli olan şey şu, o firmanın görevlendireceği kişilerin belli olması ve o görevlendirdiği kişilerin kullanacağı WhatsApp hattı, telefonlarının aktif olması lazım. Yani kişi oradan WhatsApp'a tıkladı mı, direkt WhatsApp web'den veya telefondan girmişse mobilden, direkt kendi mobili üzerinden otomatik WhatsApp'a atıp oradan sorusunu yazabilecek, görüşme yapabilecek. Umarım Ali Uğur Musa Ak Bey'e yardımcı olabildik, cevaplayabildik. İbrahim Paşa Yiğit Bey'in bir sorusu var. Fuara davet edilecek satın almacılar konusunda nasıl bir destek vermeyi düşünüyorsunuz? Destek konusunu hatırlattığınız iyi oldu. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftanın başında idi sanırım ya da bu haftanın başında mıydı? Bu sanal fuar ve... 27 Mayıs. 27 Mayıs'ta mıydı? Evet. Sanal fuar ve ticaret heyetlerine devletin bir destek mekanizması yayınlandı. Ancak bu fuar hiçbir desteğe tabi değil. Çünkü açıkçası hepimiz bu fuarda çok amatör ruhla örnek olmak açısından bir çalışma yaptık. Herhangi bir maddi desteği yok. Bu sizin sorduğunuz soru olmadığını biliyorum. Şimdi sizin sorduğunuz soruda fuara davet edilecek satın almacıları nasıl yapacaksınız? Burada MAİB devreye giriyor. Biz Prime Ajans'la programatik reklam kampanyası yürütüyoruz. Hedef ülkeler belirlendi. Bu hedef ülkelerde daha önce tarımla ilgilenmiş dataları
dataları olan insanların sosyal medyadaki gezintileri esnasında veya ziyaret ettiklerini bildiğimiz bazı web sitelerindeki ziyaretleri esnasında reklamlarını öne çıkarıp farkındalık yaratmaya çalışacağız. Bu şekilde tespit edilecek. Yani bu şekilde bir pazarlama yapılacak. Daha önceden hatta buna benzer bir soru daha var aşağıda, birazdan gelecek. Herhangi bir fuar şirketiyle işbirliğiniz var mı? Fuar şirketini de yapacak. Hayır, herhangi bir fuar şirketiyle işbirliğimiz yok. Çünkü bu çok dar bir bütçeyle yapılmış bir çalışma. Çünkü fuar şirketleri bunu bu dataları ücretsiz açmayacaklarını tahmin ettik. Ama aramızda Hannover Messe var, Atlas Expo var. Benim görebildiğim, atladığım varsa Messe Münih gelecekti. Belki onlar da vardır. Onları kaçırdım gözden. Eğer böyle bir şey olacaksa tabii ki memnuniyetle. Artı siz de biz sosyal medyadan duyurulara başladıktan sonra katılımcılara bir kit verecektir muhtemelen Kemal hocamlar. Bizim sizin müşterilerinize yapacağınız davet mektuplarını, kendi sosyal medyanızda paylaşacağınız fuar reklamlarını da size ileteceğiz. El birliğiyle yapacağız aslında bunun duyurusunu. Biz de arkadan programatik reklamla destekleyeceğiz bunu. Fuar ziyaretçisi olmak için kişisel verilerin girişte paylaşılması, evet, zorunludur. Çünkü bu bakanlığın talebidir. Mustafa Kemal hocam bağlantıdan kopmuş. Beni başka duyan var mı? Beni duyuyor musunuz? Zeynep hocam, Zeynep Sevda Hanım, duyuyoruz sizi. Beni duyuyorsunuz. Mustafa Bey de bağlantıda görünüyor. Evet, Mustafa Bey bağlantı gitti diyor. Ben bildiğim kadarıyla devam edeyim. Bilemediğim soruları Mustafa hocam tekrar çıkıp siz bir ararsanız lütfen. Çıksın tekrar girsinler. Çıksın tekrar girsinler. Ben bildiğim sorulara cevap vermeye devam edeyim. Eğer evet, fuar ziyaretçisi olmak için kişisel bilgileri talep ediyoruz. Çünkü bu bir çalışma aslında. Yani bir laboratuvardayız da biz. Çünkü Ticaret Bakanlığı bunun takibini de istiyor. Ziyaretçiyi bu şekilde takip etmek istiyoruz. O nedenle kişisel verilerin paylaşılması zorunlu olacak bir miktar. Kendi stand mimarlık şirketimizin tasarımını uygulayabilir miyiz? Hocama soralım bunu. Fuar alanı kaç saat online, kaç saat offline ziyaret edebilecektir? Valla fuar alanı online. Burada stand sahipleri eğer derse ki akşam bizi rahatsız etmeyin, sadece 8-5 arası gelin derse öyle yapılacak. Yoksa fuar 22 Haziran'da açılacak, 26 Haziran'a kadar 5 gün boyunca online olacak. Hep online yani. Fuarda offline diye bir durum yok. Ama demin hocamın da belirttiği gibi, ya ben elemanımın meşgul edilmesini istemiyorum fuarda. O nedenle istersen ben dönebilmek kaydıyla kişi bana randevu talebi atsın derseniz o şekilde de yapılabilecek. Yurt dışından yabancı alıcı getirmek için nasıl bir kampanya yapacaksınız? Hangi ülkelerden alıcı çekmeyi hedeflediniz? Bilgi verebilir misiniz? Gelen alıcılar fuarda gerçekleştirmek üzere önceden randevu alabilecekler mi? Tabii bu sanal fuar olduğu için randevu diye bir sistem kurmadık. Ancak standınıza geldikten sonra oradan randevu talebi yapabilecekler. Hedef ülkelerimiz Afrika'dan koyduk. Cezayir var, Türk Cumhuriyetleri var, Avrupa var, Amerika koyduk, Rusya koyduk. Buraların hepsini bir miktar dağıttık. Ama dediğim gibi çok büyük bütçeli bir fuar değil bu. Yine de ciddi bir yatırım yapıldı oralara. Zaten açıkladım. Programatik bir kampanya yapacağız. Evet, hocam bağlandı tekrar. Kusura bakmayın. İnterneti herhalde gitmedim ya. Evet. Ben devam ediyorum hocam. Takıldığım soruları size döneceğim. Kendi mimarlık ofisimizin çizdiği standı kullanabilir miyiz diye bir soru geldi hocam. Sanırım o çizimi size verirlerse siz onu yapabilirsiniz değil mi? Evet, paylaşırlarsa bizimle yazılım ekibimiz onu şey yapar. Motor kısmını ekleriz. Kaç saat online, kaç saat offline ziyaret edilebilecektir diye sormuşlar. Hep online fuar. Şirket
destekin talebi olur. Saatlerden sonra offline yapın der. Görüşme yapmak istemiyorum. Randevuyla görüşeyim derse de kişisel verilerle ilgili. Sesim düzgün geliyor mu? Şimdi, evet. Mehmet Dükkancı Bey, yurt dışından yabancı alıcıları getirmek, ha, bu soruyu cevapladım ben. Artun Bey, fuar süresi boyunca 24 saat fuar açık kalacak mıdır? Yıl boyunca ve süresiz açık olmamasının sebebi nedir? 5 gün ile neden sınırlıdır? Firma kendi web sitesinin bir sayfasında buradaki standını embed yapabilir mi? YouTube videoları gibi. Bu embed yapılıp yapılmayacağını hocama soralım. Neden 5 gün? Biz aslında bir fuar alanı kiralıyoruz. Yani siz Hannover Messe'siniz, bir fuarını yapacaksınız. Gidiyorsunuz, TÜYAP'ın binasını kiralıyorsunuz. Bu da Netexpo'nun binası, Selçuk Üniversitesi'nin yazılımı. Bizden sonra başka fuarlar da girecek buraya. Başka fuarlar var sırada. Orayı diğerleri de kullanacağı için yıl boyunca olmayacak. Artı bütün yıl boyunca online olabilmek güzel olur tabii ama bunu web sitenizden de yapabilirsiniz. Ve bir kampanya yürütülmez o zaman. Bu nedenle hocam firma kendi sitesinin bir sayfasını buradaki standa gömebilir mi? Gömebiliyoruz, yapabiliriz. Orada mesela onu şöyle göstereyim. Ekran paylaşımımı açtım. Mesela firmamızın şurada standının girişinde bir yer var. Kartvizitlik. Bunun üzerinde kartvizitlik alanı olacak. Buraya kişinin tıkladığımız zaman isterlerse web sayfasını da bir taraftan açabiliriz. Ana sayfalarını kendi. Tamam. Bu arada Prime Ajans'tan Başkanı Haşim Haluk Bölük, yurt dışından ziyaret çekmek için kullanacağımız reklam modellerini programatik reklam olarak kullanacağız. Premium mecralarda LinkedIn ve sosyal medya hesaplarından AgriVirtual videoları gösteriliyor olacak demiş ve eklemiş. İlgili hedef kitlemiz tarımla ilgili profesyonel ve profesyoneller ve satın almacıların ziyaret ettikleri haber siteleri, kullandıkları mobil uygulamalarda reklamlarımızı gösteriyor olacağız. Türkiye'nin makinacılığı olarak reklam gösterimleri AgriVirtual'a özel programatik reklamlar ile yapılacak. Daha önce tarım fuarlarına katılmış kişileri hedefleyerek siteye ziyaretçi çekmeyi planlıyoruz diye söylüyorlar. Ziyaretçiler ücretsiz girecekler. Evet. Sanırım Zeynep Hanım'ın nasıl bir tanıtım yapacaksınız sorusunun da cevabı oluyor. Ben tekrar sorumu yenilemek istiyorum. Bu sanal fuarın hedefi yurt içi alıcılar mı? Bu sanal fuarın temel hedefi yurt içi alıcılar mı? Yurt dışında ülkelere nasıl bir bildirim, tanıtım yapılacak bilgi verebilirsiniz? Açıkladığımı düşünüyorum. Arzu ederlerse telefonlarını özelden arkadaşlarıma atsınlar. Daha detaylı bilgi vereyim kendilerine. Programatik reklamı anlatalım Leyla Hanım'a. Nereden olduğunu da bilemedim hangi firmadan ama onu da yazarlarsa biz de ulaşabiliriz kendilerine. Makine fuarını önemli kılan şey ürünün çalışma şeklini, fiziki tüm özelliklerini anlık görülebilmesidir. Sanal fuarda ilgili ürünlerin 3D detayları fiziki gerçekliğe yakın olarak nasıl inceleyeceğiz diye sormuş Hayriyetçi Bey. Hayri Bey, bu fuar fikri ilk çıktığında ben de aynı şeyi söyledim. Çünkü bir traktör alırken, bir makine alırken şöyle elimizi koyarız üstüne. Titreşimini hissederiz. Sesini duymak isteriz. Veya traktör alırken çiftçi götürür, pulluğunu arkasına takar. Nasıldır çalışması diye. Böyle bir deneyim. Hatta ilginç bir şey yaşadık. Bu sanal fuar meselesi çıkmadan 2 hafta evvel bir arkadaşım sanal fuar işine girmeyi düşünüyorum, ne dersin dedi. Vallahi dedim, şu dönemde normal bir fuara gidemezken evet, ilginç olabilir. Veya bu tip yaşam hayatımıza girecek olursa evet, bu gerekli olabilir. Ama ben kişisel olarak, bu tabii kişisel fikrim, normal fuarın yerini tutacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz normal fuarlarda B2B yapıyoruz sadece, değil aslında. Biz orada network de oluşturuyoruz, insan ilişkisi yapıyoruz. Akşam rakibimizle yemeğe de çıkıyoruz. Beraber oturup dedikodu da ediyoruz. Sektör dedikodusu yapıyoruz. Yani burada ciddi bilgiler de alıyoruz sektörün gidişatıyla ilgili. Bu konuda
Evet, biz de aynı endişeye sahibiz sizin gibi. Bu ne kadar insan gerçek hissiyatını yaratabilir diye. Daha iyisi de yok aramızda, içimizde şu anda. İnanın hiçbir şey yapmamaktan bir şey yapmak daha iyidir. Biz açıkçası... Ama şöyle, bu Sevda Hanım, söylediklerinize katılıyorum ama bu hiçbir şey yapamadığımız bir ortamda bunu yaptık değil de esasında dünyada, Türkiye'de dijitalleşiyoruz. Her yönüyle dijitalleşiyoruz. Artık pek çok işimizi dijital ortamda ortamlara taşıyarak götürebiliyoruz. Şu anda şöyle bir durum var bence, bu kişisel düşüncem. Şu anda pandemi süreciyle beraber belki bu alana olan eğilim ve yönelim arttı. Ancak yarın gelecek Türkiye'de, gelecek dünyada pandemi olsa da olmasa da dijital alanlarda hep var olmaya ve bu alanlarda da artık bulunmaya devam edeceğiz. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum hocam. İleride yani belki de hibrit fuarlar olacak. Bir canlı isteyen canlıya gidecek ama eş zamanlı hibrit fuarlar da olacak ve belki de bu çok çabuk olacak. Çünkü her zaman her yere gidemiyoruz. Hibrit fuarlar mesela çok büyük rahatlık. Böyle böyle alışılacak. Mesela ben şirkette de aynı şeyi yaşıyorum. Eskiden her müşteri, yeni müşteri gelip denetlemek isterdi. Şu anda firmada Zoom üzerinden denetleme yapılıyor. Mecbur kalınca her şeyi yapmak, öğrenmek zorunda kalıyoruz. O nedenle bunu bir deneyimlemek istiyoruz açıkçası. Biz bu süreç hazırlık sürecinde de deneyimleri bu deneyimi hazırlarken yani ücret konusunda da çok titiz bir çalışma yaptık ve ben dedim ki yani bu herkesin soru işaretiyle yaklaşacağı bir şey. Çünkü ben de sanayiciyim. Ya ben buna bir şeye para vereceğim de bu değer mi? Bunun için dedim insanların yaşaması için bu deneyimi yaşaması için ilk etapta yüksek bir ücret koymayın lütfen dedim. Hocam da bu, üniversite tarafı da bunu peki dedi. Yani onlar da maliyeti falan olmayacağını siz de takdir edersiniz. Herkesi özel dizaynlar, çizimler, şey yerleşimler. Hedef yurt içi mi yurt dışı mı olacak? Tekrar edeyim bir kez daha. Hedef tabii ki İhracatçılar Birliği'yiz, Ticaret Bakanlığı'yız. Elbette ki yurt dışı, programatik bir reklamla yurt dışından da müşteri çekmeye çalışacağız. Tabii Türkiye'yi de yani kimseye kapatacak değiliz. Dün ayakkabı fuarında yurt içine kapatıldı mesela. Başka bir sebepten kapatıldı. Ama hem yurt içi hem yurt dışı olarak tanıtımlarımız devam edecek. Yurt dışından da gelinebilir elbette. Çünkü web sitemiz de İngilizce olacak. Önerim odur ki dokümanlarınızı da mümkün olduğunca çok dilli koyun fuar standlarınıza. Ziyaretçiler tabii ki ücretsiz olacak. Yani dediğim gibi burada bir kar amacı güden bir kuruluş yok. Selçuk Üniversitesi de kar amacı gütmüyor. Biz de kar amacı gütmüyoruz. Zaten himaye eden bakanlık olduğu için maddi boyutu bakanlığın desteğiyle yapılan bir şey. Selçuk Üniversitesi sizden alacağı küçük uygulama ücretleriyle yapmayı kabul etti. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. İlgili hedef kitlemiz tarım, bunu okudum. Son başvuru tarihi nedir diyor. Şimdi fuarımız 22'sinde açılacak. Fakat tabii bu dönem içinde biz fuarı hacklemeye çalışacağız. İşin doğrusu. Kimin hackleyeceğini söylemedim. O konuda siz uygun görürseniz söyleyin. Hacklemeye çalışan bir ekip olacak fuarı. Açılışından evvel elbette. O nedenle ne kadar önce doldurursak o kadar iyi, o kadar gerçekçi test yapabiliriz. Bu nedenle bir an evvel verirseniz iyi olur. Ama şöyle 20 Haziran'da biz deneme açılışı yapacağız. Deneme açılış töreniyle beraber biz hazır olmak istiyoruz 20 Haziran'a. 15 Haziran'da her şeyin bitmiş olması lazım. Size şöyle söyleyeyim. 3-5 gün içinde de hocamlar yani çok detaylı bir stand, özel bir stand istemezseniz hazırlığı her birini 3-5 günde bitiririz diyorlar. Siz eğer bugünden başlayarak 17 Haziran hazır, çoğumuzun videoları hazır. Burada sorun olabilecek 3D'lerdir bir tek. Onun için de bazen koymayacağız, bazen koyacağız.
Bu nedenle son başvuru tarihini maks 17 Haziran diyelim hocam. Hızlı bir şekilde 3 gün içinde de yetiştiririz. Saat farkları Halis Yavuz Bey soruyor. Saat farkları ve ülkelere ulaşım açısından birkaç gün daha uzun olması faydalı olmaz mı? Yoğun istek üzerine bilmiyorum üniversite birkaç gün daha uzatır mı? Bunu konuşalım. Bunu bir kez daha konuşuruz. Hani bir hafta bari yapıp pazar günü kapatalım diyebiliriz belki. Hocam sanırım hemen not aldı zaten. 2 gün daha uzatabilir miyiz diye. Hay hay Halis Bey. Bu arada çok teşekkür ederim. Lütfen böyle uyarılarınızı, önerilerinizi bize aktarın, iletin. Biz de geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu bizim de ilk deneyimimiz doğrusunu söylemek gerekirse.